bıyığı var ya. Ve arkadaşlar biz onun kız kardeşine Glory'ye aşık olduk. Bakar mısın? Aşık oldu arkadaşlar. Efsane bir karışım yapacağız ve ona da goril aşık olacak. Bundan biraz hoşlanmış gibi ama bilmiyorum valla. Evet, içeri oynuyoruz. Hazırsanız harizma. Bir de içelim. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Arkadaşlar biz onun kız kardeşi manken yürüyüşüne özenmiş. Gördüğünüz gibi manken yürüyüşü yapmaya çalışıyor. Evet, şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Bir türlü yapamıyor ama yapacak yani. Bunu önlememiz lazım bizim hemen. Yoksa arkadaşlar herkesi kullanabilir yani. Ben mankenim diye para da kazanabilir. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sevgisi geldiğinde böyle merdivenden aşağı doğru manken yürüyüşü yaparak inebilir. Hemen merdivenin oraya bir tuzak kurmamız lazım bize. Bir dakika. Nasıl yapabiliriz onu? Bir düşünelim. İlk öncelikle arkadaşlar bize bir ip gerekiyor. Ve böyle aslında bir süsü de gerekiyor böyle süslemek için. Ama buralarda çok göremedim. Aa, bir dakika, burada olabilir mi? Evet, bu. Bunu nasıl süsleyebiliriz? Ay, gözüküyordu, kas kalsın. Güzel, mutfaktan çıktı. Biz de artık mutfağa girebiliriz. Bakalım burada neler varmış. Evet, burada pek bir şey bulamadım da bu eşya benim önümü çok kapatıyor ya. Bir tane bir şey alayım. Buralarda bir şeyler var mı? Yok, bulamadım. Ay, yakalandık. Arkadaşlar ya, o nasıl bir yakalama şekli? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hüsnü'nün kız kardeşi manken yürüyüşüne özendi ve manken yürüyüş yapmaya çalışıyor. Çok komik ya, düşmek üzere yalnız. Yapamıyor ama, bir türlü beceremiyor ama öğrenip böyle sevgisini hava falan atabilir ve herkesi kullanabilir. Tipe bakın, bıyığı var ya. Ayıp ya. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapabiliriz? Biz ilk öncelikle bir böyle merdivenden aşağı inebilir böyle hava atarak. O merdivenden aşağı öyle hava atarak inerken böyle süsler içinde böyle. Biz de kayabilir yani, bir ipe takılıp düşebilir. Evet, çok güzel fikir değil mi? Diyorum biraz değişik bir fikir ama biz bunu almadık yalnız. Ay, o bahçedeyken hemen yukarı çıkmam lazım çünkü hemen fark ediyor. Öyle bir şey var, gıcıklığı var. Çabuk çıkıyor. Kapıyı kapatalım. Çıktık. Buralarda olabilir mi bir şeyler? Aa, bir tane yağ var. Bu yağ neyin nesi? Açılmıyor burası. O üst katta değilken biz de üst katı gezelim bari. Şöyle, şurada ne var? Az önce girdiğimiz oda. Burada ne varmış? Bakalım. Ya burada bir şey bulamadım arkadaşlar. Bize bir ip gerekiyor ama o ipi nereden bulacağımı bilmiyorum yani tam olarak. Ve onu bir türlü bulmamız lazım yani bizim. Acaba şurada falan olabilir mi? Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz sevgili heykelini yapmıştı ama biz onu gerçekten heykele çevirmiştik. Nasıl kurtulmuş yaralanmadan çok merak ediyorum. Belki de yaralanmıştır bile yani. Gerçekten çok komikti o zaman. Bayağı bir eğlenmiştik zaten. Bir de toplar vardı arkadaşlar. Parmak izini gizlice almıştık suluğundan. O da çok iyiydi gerçekten. Ama arkadaşlar ben şu anda nedense bir tane ip bulamıyorum. Bir insanın evinde bir tane bile ip olmaz mı ya? Ay, evde neymişse var yani canım ya. Ben Wilson kardeş diye de yani bağıramıyorum ona fazla. Çünkü biliyorsunuz Wilson'la arkadaş olduk biz. Önceki zamanlarda Wilson'la arkadaş olmuştuk. Çünkü arkadaşlar Wilson'un doğum günüydü ve ben ona doğum günü sürprizi yaptım. O da beni affetti. Aslında ben ona affettim diyelim.
Çünkü arkadaşlar ben ona bir şey yapmadım. Evdeki zamanı çözmeye çalışıyorum, tamam mı? Ben masumum. Şimdi o yürüyor. Bakın kesin nöbet tutuyor. Var ya ya. İşte şu an ip bulamadım. O zaman aşağı kattadır büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar ipi bulmamız gerekiyor. Acaba ip neredeymiş? Aslında bodrum katında olabilir. Elimizdeki tuz hala duruyor yalnız. Acaba duş alırken onun banyosuna tuz mu kaçsam? Bu sefer de sürekli her yeri kaşınır böyle. Neyse bunu atalım. Bu bize lazım değil. Nerede ki acaba? Nerede olabilir? Bir düşünelim. Ben olsaydım o ipi nereye koyayım? Tabii Visu'nun kız kardeşini benimle kıyaslamak baya büyük bir şey olur gerçekten. Şimdi aslında buralarda da dolaplar var. Bu dolaplarda da olabilir. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bir tek şuraya bakmadık ama şu an üst katta. Evet şimdi bakmaya devam ediyoruz. Tabii dolapların içindedir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bir bakalım. Burada da bir... Evet işte ip de bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık çok güzel tuzağımızı hazırlayabiliriz. Müthiş tuzağımızı hazırlayabiliriz. Şimdi bunu hazırlıyorum. Bunu buraya yayıyoruz ve bunu da Allah kaç. Kaç. Sonuna geldik, bir de yakalanırsam çok üzülürüm. Açılsana. Tamam bayağı bir şey oldu ama. Bam patladı orada. Neyse evet şu anda merdivenin oraya gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gerçekten müthiş bir manken yürüyüşü yapacak. Hazır mısınız? Ve karşımızda Visu'nun kız kardeşi. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Yaptığım en kötü şaka olabilirdi gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gorili bölüme geldik. Ve arkadaşlar büyücü oldu Visu'nun kız kardeşi. Şimdi birazdan yapacağımız özel büyüyle goril Skrillex'e aşık olacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani Visu'nun kız kardeşine aşık olacak. Visu'ndan isteyecekler artık kızı. Evet arkadaşlar şimdi başladık gördüğünüz gibi. Ne yapabiliriz? Bir düşünelim bakalım. Şimdi ilk öncelikle böyle bir karışım yapmamız gerekiyor. Aha burada bir şey varmış. Bunu alalım. Bu karışım ona çok iyi gelecek. Çok heyecanlıyım gerçekten. Yalnız aşağı iniyor. Bizim yukarı çıkmamıza. Aslında bizim de aşağı... Aslında aklıma böyle limonlu çok güzel bir karışım geldi. Türk tarifi. Limon suyu hazırlayacağız arkadaşlar. Acaba limon suyuyla benzini karıştırıp büyüye dökersek nasıl bir büyü oluşur? Gerçekten çok merak ediyorum. Burası kilitli ama. Böyle olmaz ki. O nasıl çıkmış oraya? Çatıya çıkmış. Yok artık. Visu'nun kız kardeşi iyice delirmeye başladı gerçekten. Şimdi arkadaşlar evet ne yapabiliriz? Limon suyu yapabiliriz. Bunlardan bir tane alıyorum. Visu'nun kız kardeşi evet sana birazdan biri aşık olacak. Acaba kim? Aa sevgilim mi? Hayır goril. Aynı senin gibi bir goril aşık olacak sana. Evet arkadaşlar artık Visu'ndan isterler. Evet gerçekten çok heyecanlıyım. Birazdan yapacağım şakayı çok beğeneceksin canım benim. Sen beklemeye devam et. Beni kovalamaya da devam edebilirsin. Evet şu an hiçbir şey demiyorum gerçekten. Allah ben niye öyle bir şey dedim ya? Kovalamaya devam ediyor beni. Neyse sen beni kovalamaya devam et canım benim. Sen birazdan görürsün nasıl olsa. Çok heyecanlıyım ya gerçekten. Şimdi bakalım büyücülük odası neredeymiş? Çok merak ediyorum. Hemen oraya gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar gorili ona aşık edebilecek miyiz? Başarabilecek miyiz? Şimdi buralarda
değil. O zaman ya öteki odalardan birinde ya da alt katta olmalı. Buralarda değil. Aynen aynen. Şuraya bakalım. Buradan da bakalım. Aa, buralarda değilmiş. Burada bir kitap var. Gerçekten sihirli bir kitap buldum. Arkadaşlar, Bison'un kız kardeşinin evinde sihirli bir kitap buldum. Bakın, büyük kitabı. Evet, bu büyük kitabında yapacağımız böyle sihirin tarifi olabilir yani. Şimdi arkadaşlar, o üst katta biz alt kattayız. Kurtulduk ama az önce şeydi. Bakalım nereler bulunabilir ya bu büyük yeri. Bir karışım hazırlıyor ama nerede arkadaşlar, yani nerede? İşte burada. Arkadaşlar, şu anda sihirli kitabı koydum ve goril tarifi yapacağız. Evet, ilk önce bunu boşaltalım o zaman, ne dersiniz? Bunu boşalttık, sonra da bunu boşaltalım. Birazdan goril Bison'un kız kardeşine aşık olacak. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidelim hemen buradan, kaçalım ki bizim yaptığımızı fark etmesin. Çok heyecanlıyım. Hemen evden kaçmak istiyorum. Evden kaçıyoruz. Bu arada arkadaşlar, üst katın üst katı da varmış. Bu ev kaç katlı böyle? Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi, ama bir dakika, şu sandalyeyi bir alalım, daha doğrusu merdiveni. Biz Bison'un kız kardeşi gidiyor oraya doğru. Ay, çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, izleyin, şu anda efsane bir karışım yaptım. Dünyanın en iyi karışımı gerçekten. Bakın, manken yürüyüşünü de öğrenmiş. Böyle birbirlerini çok seviyorlar. Sonra böyle, evet, manken yürüyüşüyle böyle dolaşıyor falan böyle. Evet, sen yürümeye devam et öyle. Yürü yürü. Bak bak, pozlar veriyor böyle. Ve arkadaşlar, Bison'un kız kardeşine goril aşık oldu. Bakar mısın? Bison'un kız kardeşine goril aşık oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gördün. Bison'un kız kardeşine bakar mısınız arkadaşlar? Prensese dönüşmüş. Bison'un kız kardeşi prenses olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda manken yürüyüşünü öğrenmesine engel olmaya çalışmıştık. Ama tam tersine, yanlışlık onun daha çok çaba göstermesine ve prenseslik konusunda daha çok ilerlemesine sebep olmuşuz. Arkadaşlar, bu onun son günü. Evet evet. İyi olsun o. Evet evet, devam etsin o yürümeye, öyle manken yürüyüş yapmaya. Bakın bakın, ne güzel yürüyor. Tebrik ederim ya, tebrik ederim seni. Bize bu bölümde ne lazım ve ne yapacağız bilmiyorum ama. Ne yapabiliriz? Üst kata çıkalım mı? Üst kata çıkıp bir bakalım. Balon diyor. Balonları sever. Zayıflamış o günden bu yana. Anladım. Spor salonunun geldiği günden beri zayıflamış arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Zayıflamasaydı daha iyi olurmuş. Gerçekten daha iyi olurmuş yani. Bu da ne böyle? Ahtapot, what? Burada adam falan var. Sonra aslan var. Arkadaşlar, bu adamın gizemi ne sizce? Şimdi bu odada da bir şey yok. Bu odada da bir şey bulamadım. Genelde açık yerlerde oluyor böyle şeyler ama köşe bucakta oluyor aslında ama bir dakika, ne lazım? Ha, helyum! Helyum da ne yapacak? Bir tane helyum aldım. Clotus gaz diyor. Clotus? Ceket demek değil mi bu? Bu ceket demek. Clotus gaz. Bit gaz.